Sevgili seyirciler, mutlu akşamlar diliyorum. Sizlere bir spor tezi gecesine bir kez daha hoş geldiniz. Tüm çalışma arkadaşlarım adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu akşam çok değerli konuğum var. Kendisini tanıtırken nereden başlayacağımı inanın dakikalardır düşünüyorum. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Muğla Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü ve aynı zamanda birçok sıfatı kendisini barındırıyor. Ama bu barındırmayla birlikte de bu kadar işe nasıl yetişiyor kendisine soracağız. Aynı zamanda 30 yıllık yaklaşık meslektaşım sevgili Süleyman Akbulut bu akşam bizlerle birlikte. Sayın Akbulut hoş geldiniz. Sayın Erdoğan teşekkür ediyorum. Bu staj dolu sözlerinize layık olmak gerçekten benim için onur. Ben de bu vesileyle size hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Zira Muğla Yayıncılık adı altında birçok gazete ve bu Muğla TV televizyonumuzu bünyesinde barındıran Muğla Yayıncılık ailesine katıldınız. Uzun yıllar sonra tekrar bir arada, bu meslekte bir arada uzun yıllar dirsek teması halinde çalışmışken, şimdi geçen yıllardan sonra tekrar aynı çatı altında sizinle bir arada olmak da benim için mutluluk ve aynı zamanda da Muğla Yayıncılık ailesinin içerisinde sizi görmek de benim için ayrı bir gurur oldu, mutluluk oldu. Aramıza hoş geldiniz. Ben bir kez daha teşekkür ederim. Muğla TV ailesiyle, medya grubuyla beni tanıştıran kişi sizsiniz. Bu anlamda bu mutlu ailenin içinde yer almak da benim için onur verici. Tamam. Bir kez daha teşekkür ederim sizlere. Tanıtırken şunu da aslında unuttum. Yani sürekli basın kartı sahibisiniz ve Türkiye'de yaptığımız araştırmalarda en genç ünvanı alanlardan birisiniz. Yani Sayın Akbulut, şimdi bakıyorum da sıfatlara. Bu kadar işe yetişebiliyor musunuz 24 saat içinde? Yetişmeye çalışıyorum. Tabii ki bunun zorlukları var. Bunlar sadece kağıt üzerindeki titriler değil. Hakikaten bir emeğin, bir alın teri sonucu alınmış olan emekler. Sürekli basın kartı sahibi olmaya da gelince bu da benim meslekte ne kadar istikrarlı bir meslektaşınız olduğumu gösterir nitelikte. Evet, ben de onu düşünüyordum. Belki de Türkiye'de belki en genç sürekli basın kartı sahipleri arasında varımdır diye düşünüyorum. Tabii çok da net bir bilgi sunamıyorum şu anda. Vallahi herhalde ben ve benim gibi olan insanların, bunun içinde sen de varsın, uzun yıllar birlikte görev yaptık. Sinerjiyle, bizim üzerimizde yarattığı sinerji tamamen yorgunluklardan geçiyor herhalde. Bizler yorgun kaldıkça sinerjik kalıyoruz. Evet. Yoruldukça başarılı oluyoruz. Dolayısıyla da layık olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Tabii ki bir insanız, bir robot değiliz ama elimizden geldiği kadar hatasıyla, sevabıyla sürdürmeye çalışıyorum. Sevgili seyirciler, Sayın Başkan'la bugün birçok konuyu konuşacağız. Tabii ki bunların en başında Muğla Spor var. Tanıtırken bundan bahsetmedim ama Muğla Spor'da sizin uzun bir futbolculuk yaşantınız. Futbolculuk yaşantısından sonra yönetim kurulu üyeliğinde profesyonel futbol şube sorumlusu, genel kaptanlık gibi önemli görevleriniz ve yaptığınız başarılı çalışmalarınız var. Bunları da konuşacağız. Muğla'daki sporu konuşacağız. Son günlerde Muğla'daki yaşanan gelişmeleri tartışacağız. Ama şunu sormak istiyorum, yani cemiyetten örnek verdim. Cemiyet başkanısınız. Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda yönetim kurulundasınız. Muğla'mızı oralarda nasıl temsil ediyorsunuz? Yani evet. İnsanların Muğla medyasına, Muğla bakış açısına nasıl? Kısaca buradan girmek istedim. Evet, bu çok önemli aslında. Aslında programımız tabii ki spor ama biraz da aktualite tadında olduğu için. Yoksa burada bu ekranları fırsat bilip şu anda Gazeteciler Cemiyeti'nde yapmış olduğumuz çalışmaları konuşacak değilim. Ancak Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyeliği çok anlamlı. Özellikle bizim Muğlalılar olarak en çok hayıflandığımız konu Ankara'da bir Muğla lobimizin olmayışı ve özellikle bu tür üst çatılarda çok tercih edilmiyor olması. Yıllardır kanayan yaramız var. Siyasette, işte bu tür sivil toplum kuruluşlarında. Dolayısıyla bizim özellikle göreve geldikten sonraki yaptığımız çalışmalar, gerek mesleki anlamda gerekse farkındalık yaratan çalışmalar genel merkezimizin dikkatini çekti. Aslında ilk dönemde bu göreve tevdi edilebilirdik. Ancak orada ilginçtir, kendimizi üst kurul delegesi olarak, yönetim kurulu başkanı olarak yazmayan herhalde Türkiye'deki ilk insanımdır. Dolayısıyla o süreçte ertelenmiş bir... Bu da yönetimde bir saflığı, temizliği göstermiyor. Aynen öyle. Katılımcılığı, hiç hesapsız oluşumuzu gösteriyor. İkinci dönemimizde artık bunu kendimizin olması gerektiğini Sayın Genel Başkanımız Yılmaz Karaca da söyleyince, etik olarak da bu böyle, biz kendimizi yazdık. Daha sonra da tabii üst kurul delegeliğinden sonra Sayın Genel Başkanımız bizi Türkiye'deki
Anadolu basınını içine alan en köklü, en büyük meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun yönetimindeki ilk 15 kişiden biri haline, biri olarak görmek istediğini söyleyince biz de tabii ki elimizi taşın altına sokmaya aday olduğumuzu belirtip kendisine teşekkür ettik ve bu gururu bize yaşattılar. Dolayısıyla bizim Muğla'mızın isminin bu tür oluşumların içerisinde geçmesi bizim için gurur kaynağı. Çünkü burada Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu Süleyman Akbulut olarak görmüyorum konuyu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda Muğla'nın yönetimde oluşu olarak görüyorum. Muğla ilinin isminin ön planda olmasını önemli olarak görüyorum. Bunun için de isimler gelip geçilir ama biz bu süreç içerisinde tabii ki 1989 yılında kurulmuş bir gazeteciler cemiyeti köklü bir basın kuruluşunun belki de federasyon üst çatımızdaki ilk yönetim kurulu üyesi olma şerefine nail olmuş bir insanım diyebilirim. Bu anlamda tabii ki federasyonun yapmış olduğu çalışmalar daha etkili. Bu etki alanından dolayı da bunu yerele de gazeteciler cemiyetimize, çevre illerimize ve meslektaşlarımıza yönelik çalışmalarda daha öncelikli, daha hedefe ulaşabilir, daha etki alanına sahip, Ankara merkezi olduğu için de bu işlerin sorun teşkil eden konuların çözümü noktasında da birebir ulaşma noktasında önemli bir şey, görev diye düşünüyorum. Onun için de mesleğimiz adına şu anda pozisyonumuzun bir şans olduğunu düşünüyorum. Umarım bundan sonraki süreçlerde de temsil edilebilir. Mesleğin içinde yaşanan sıkıntıları ya da problemleri birebir zaten mesleğin içinde birey olarak siz bunu yaşıyorsunuz. Tabii. Ve bunu oradaki yönetime aktarmak da birebir Muğla için bir şans olsa gerek. Tabii ki yani bu işin patronaj kısmında değil sahasından gelen bir kişiyim. Evet. Dolayısıyla polis adliyeden yetişmiş, sayısız haberlere imza atmış, ekran önü performansıyla radyosu, televizyonu, gazetesi bir kompleke bir basın mensubu olarak bugün arkadaşlarımızın neler hissettiğini, sahadaki arkadaşlarımızın neler hissettiğini iyi bilen bir kişi olarak sorunlar aktarmada hiç zorluk çekmiyoruz. Sayın Akbulut, cemiyet bölümünü toparlayıp bitirmek istiyorum. Ola Spor'a geçeceğiz. Lütfen. Şunu soracağım. Bir kongre sürecindesiniz. Pandemi nedeniyle ertelenen bir kongreniz var. Ve cemiyet olarak da çok farkındalık projeleri imza attınız. Evet. Milletinle yapılan projeler var. Eğitim, kültürel, yani sportif. Bir sürü sportif projeler var. Bu anlamda ortaklaşa kurumsal konuda yaptığınız projeleri değerlendirdiğimizde önemli projeler. Bir de aynı zamanda cemiyetin kurumsal kimlik kazanmasında yaptığınız çok çalışma var. Bu çalışmalardan biraz bahsedip kongre sürecini bağlarsak cemiyet olayını... Ben bu çalışmalardan bu programda bahsetmek istemiyorum. Çünkü takdiri ben meslektaşlarımızı ve kamuoyunu takdirine sunmak istiyorum. Onlara bırakıyorum takdiri. Sizin de söylediğiniz gibi işte bunu size söyletmem söz konusu bile olamaz. Bütün bu çalışmaları yakından izlediniz. Zaten kamuoyu da bunun takdirini veriyor. Bugün resmi, kurumsal, bir o kadar da önerileri dinlenebilir bir ziyaret mekanizması haline gelmiştir. Öneri alma noktasında ziyaretlerin ana hedefindeki bir kurum haline gelmiştir. Böyle bir oluşumu gerçekleştirirken çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu bize demek istiyorum. Umarım yani bu çalışmalar, iz bırakan çalışmalar bir gün hoş bir seda bırakmak ve kurumsallığın ilk adımını atmak. Çünkü biz bu görevlerde uzun süreli değiliz. Netice itibariyle yıllar yılı bu çitirlerle anılacak insanlar değiliz. Bunun bir görev olduğunu düşünüyoruz. Bize tevdi edilen görevi de layıkıyla yerine getirip daha sonra bunu hak eden arkadaşlarımız kimse bizden sonra onlara elimizde arkadaşlar buyurun artık sıra sizde deyip bir görev değişimi, bir bayrak değişimine gideriz. Ama dediğim gibi bu çalışmaları kendi kendimize anlatmaya çok doğru bulmuyorum. Yeri zamanı geldiğinde de zaten detaylıca paylaşacağız. Sayın Akbulut, şunu söylüyorum. Bizim sizinle 30 yıl aşkın dostluğumuz var. Bu anlamda ailemize de çocuklarımıza bırakacağımız en büyük onur madalyalarımız, adliyede yargılandığımız davalar, uğradığımız saldırılar, ondan sonra aldığımız ödüller, kamuoyunun verdiği takdirler. Yani bu anlamda zaten Muğla kamuoyu ya da meslek camiası yeri geldiğinde bunu çok büyük takdir edecektir diye umut ediyorum. Kesinlikle. Bunlar bizim bürovelerimiz. Evet. Yani yaptığımız işleri şuradan geçerken şunu yaptık, buradan geçerken bunu yaptık diye değil. Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ben bu kadar söylüyorum. Biraz spora dönelim. Spor, evet. Programın özünde spor tesi. Evet. Şimdi Süleyman Akbulut futbolculuk yaşamı çok küçük yaşlarda Muğla Spor'la başlayan ama daha sonra Muğla Spor'un kanayan yarası, bunu birazdan tam bölüm halinde tartışacağız, altyapı. Orada yapılan yanlışlıklar sayesinde çok iyi arkadaşlarıyla beraber A takıma çıkamamış.
Belki de Muğla'nın geleceği orada. Üstüne bir kara leke sürülmüş bir altyapı çizgisi var Muğla Spor'un yıllardır. Süleyman Akbulut futbolla ne zaman başladı, ne zaman tanıştı, kaç yıl altyapıda mücadele etti? Bir sporculuk yaşamıyla başlayalım. Tabii Muğla Spor olgusundan bakarak diyelim. Çocukluk aşkımız. Tabii evet. Ki yoksa hani futbolculuk anlamında çok ciddi kariyerlere sahip olamadık. Çünkü ama Muğla'da futbol oynamak bir ayrıcalıktı. Bir ekoldü ama sizin döneminiz. Mutlaka. Yani ilkokulda Atatürk İlkokulu'nda okurken oralarda çok kafamızı yarmışlığımız var. Futbol sevgimiz oradan başlıyor. Tabii ki oradan artık mezun olmadan bir yıl önceki aşama 10 yaşında mezun oluyor biliyorsunuz. 9 yaşında ben Muğla Spor altyapısında minik takımda hatta o spor okulu diye başlayan şu bugünkü kapalı spor salonu içerisinde antrenmanlarımız oldu. Sevgili Gökay Çağlar hocamla birlikte başladığımız. Sonra işte olayın artık minik takıma taşınması ve beraberinde Muğla Spor'un efsane dönemlerinde gösteri maçları, sezon açılışlarındaki gösteri maçlarında Gökay hocamın benden yarattığı bir santrfor olgusuyla oradaki gol atışlarımız. O takım 9 yaşında bir arada olan o takım uzun yıllar birlikte 10 yıl 15 yıl futbol oynadılar. Bu işin hani bugün bölgesel altyapı ligi dediğimiz bu bal ligi bile o dönemde bizim deplasman olarak bir haftada genç takım amatör takım bal liglerinde kadro çıkardığımız muazzam bir kadro. Kadro derinliği olan hocalarımızın istediği gibi rotasyona uğrattığı işte bir hafta genç takımda oynattıysa önümüzdeki hafta amatör takımda oynattığı balda oynattığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla Muğla Spor'da bir 13 yıla yakın bir lisanslı futbol altyapıda futbol oynamışlığım var. Daha sonra bunun ayrıyetten de Muğla'mızın Güzide Müessesi takımları Köy Hizmetleri Spor ve Muğla Belediye Spor'da da forma giymişliğim var. Tabi sporculuk geçmişten bu yana sanki iliklerimiz de var. İlkokulda basketbol takımındaydık. Yani elimize aldığımız, yani bugün bir tenis oynarken bile raketi elimize aldığımızda bir vuruş tekniğiyle bir spor barındırdığımızı hissettirebiliyoruz. Bilmeden bile olsa, yapamıyor bile olsak. Dolayısıyla böyle başlayan bir süreç. Tabii ki her gencin hayalidir sevdası olduğu bir kulüpte futbol oynamak. Dolayısıyla Muğla Spor'da biz oynayamadığımız için çok hayıflanamadığımız bir topluluk değiliz. Bunu da kimseye kalkıp da işte şu yanlışlar bu yanlışlar diye hani aynı ezberi yapacak bir insan değilim. Ama muazzam bir şey vardı, kadro vardı. O kadroda azı dişi isimler vardı. Bugün Türk futbolunun Muğla camiasının yakın bildiği büyüklerimiz, abilerimiz vardı. Onların olduğu bir ortamda biz bir çift kaleye çıkma dönemi, ben hiç unutmam, Orhan Gülmez Hoca döneminde çift kaleye çağrılmış ve çift kaleye çıkmıştım. O zaman yaşadığım mutluluğu anlatamam. Tabii burada şans verilen arkadaşlarımız da oldu. Ama dediğim gibi dönemsel olarak içinde bulunulan dönem nedeniyle çok fazla şans bulamadılar. Ama bugün en güzel tarafı şudur Sayın Erdem. Futbolun birleştiriciliği bugün her biri 35 yıllık, 36 yıllık arkadaşlıklarımızın temellerini attı. O günün birliktelikleri ve bugün birbirimize bir öksürdüğümüzde bir araya gelecek kadar da yakın dostluklar oluşuyor. O birliktelikten oluşuyor. Bunu biz bazen nostalji anlamında işte Türk Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun yaptığı gayri federe bir turnuva olan Valilik Kupası'nda falan yani bir araya getirmeye çalışıyoruz. Tabii bir nostalji yapıp yani hocalarımızı bile geçmişteki hocalarımızı bile başımıza getirmek suretiyle bir nostalji yaşamak anlamında o günleri tekrar o zevki tekrar yaşadık o arkadaşlarımıza. Ama maşallah hepsi de yani namalup olarak da geldik. Hoş finalde hala zehir gibiler de. Hala zehir gibiler, hala iyiler. Çünkü yetenek değişmiyor. Belki fiziksel olarak ağırlaşabiliyoruz kondisyonlarımız. Bazen beynin istediğini ayaklar evet, yapamıyor evet, yaş geriye ama evet, ama yetenek aynen kalıyor. Aynen öyle ama yetenek hala iyi, ayaklarımız hala iyi ama kondisyonlarımız tabii ki doğal olarak. Şunu söyleyebilir miyiz? 80'lerde sevgili Abdurrahman Uçar da konuk olmuştu bize. O bir ruh yakalamıştı, Muğla ruhu. Sizin o döneminizdeki ben arkadaşların çoğuna ortak arkadaşlarımız da var. Çok ciddi yetenekler de var işlerinde. O kadroda ısrar edilse, böyle A takım takviyesi zamanda yapılabilse ve o kadro üzerinde ısrar edilse daha büyük başarılar yakalanamaz mıydı? O kadroda ısrar edilmiş olsa zaten bugün burada olmazdı. Bu sıkıntılar konuşmaz olmazdı. Yani Muğla Spor'un o dönemdeki bir 10 yılı garantiydi. Birbirini o kadar iyi tanıyan bir altyapı. Bunu alıp sahaya sürseniz yani sizi temin ederim Muğla Spor'un geleceği açısından muhteşem günler bekleyebilirdi. Bunda mübalağa etmiyorum. Ama bizim artık o dönemde biz çok genç futbola devam edeceğimiz yaşta artık futbola küsüp geri adım attığımızda bugün aramıza sonradan katılan arkadaşlarımız da profesyonelliklerde futbol oynama şansına nail oldular. İşte oradaki
boşluk onlara yaradı. Hmm. Ama bizim dönemimizde o boşluğu yaratılamadı. Kendi çocuklarımıza güvenemedik. Neden güvenemedik bilmiyorum. O yani. Yönetimin hatası mı? Yani şans tabii, yeterince verilmeyişi mi? Tabii ki yani yönetimsel. Yani bu futbol endüstrisine artık yani ülkemizdeki, dünyadaki futbol endüstrisine, 3. ligdeki bu kadar cüzi paraların döndüğü bir lig bile endüstrinin bir halkası haline gelmiş durumda. Yani bugün Süper Lig'de, dün televizyonda seyrediyorum, bir Denizli Spor 9 tane hoca değiştirmiş. Muğla Spor'un bundan bir farkı yok. Ama Denizli Spor maçını izlediysen bilmiyorum, takım ligden düşüyor. Maç sonu görüntülerini izledim mi hepsi gülerek sahadan çıkıyorlar. İşte kanayan yara burada. Bizim Muğla Spor'da da yaşanan bu şu. Gelen hoca Muğla'lı ya da Muğla ruhunu taşımadığı zaman Muğla çocuklara yeterince şans vermiyor. Neden? Direkt başarı isteyen bir hoca, teknik direktör direkt transferde başarılı futbolcuları seçmeye çalışıyor. Aynen. Sezon bitti mi de parasını alan Muğla Spor düşmüş kalkmış umurunda değil. Çekip gidiyor ama biz Muğla'lık ruhuyla takım ligden düştüğü anda şu andaki durumu bile statta bir saat yerimizden kalkamayan insanlarız senle ya da ben. Evet. Çünkü içimizde bir aşk var. Yani tecrübelerimden yola çıkarak ben 3. ligi şöyle yorumluyorum. Bu bahsettiğinle ilintili olarak. 3. lig bugün hani tekmeye kafa sokmayan bir futbolcuların top koşturduğu bir lig. Tamamen ticari bir lig. Yani 3. ligde futbol oynayıp takımdan takıma para kazanmaya yönelik bir lig. Hani bazen diyorum yani Bal Ligi bundan daha muteber herhalde. En azından tekmeye kafa falan sokabiliyor. Çetin mücadele var. Tabii tabii. En azından hani bakıyorum bir futbol kentlerine bakıyorum. Birincilikleri görmüş. Bugünün Süper Lig isminde birincilikleri görmüş kulüplere bakıyorum. Onlar da bu akıbete uğramışlar. Sonuçta biz bir futbol kenti gibiydik 80'li yıllarda ama sonradan bu futbol kenti olmadığımızı düşünüyorum. Neden derseniz bugün Muğla Spor olgusunu işte yönetimsel olarak bakın, yaptığınız programlar olarak bakın, konuklarınız olarak bakın, sağdan sayın, soldan sayın, aynı ev varıyor. Aynı, dolayısıyla evet. Bunu seyirci düzeyinde bakarsak 800-900 kişilik bir zümre, bunu bir de kendine iş edinmiş bir zümre olarak bakan bir topluluğa bakarsak 100 ila 150 kişilik bir zümreden oluşan aynı. Bir dert bu. Ama güzel bir sevda, önemli bir sevda. Keşke bunu bütün kitlelere yayar nitelikte bir oluşum haline getirebilseydik. Muğla'nın bir değeri, sözde değil, özde yaşatılan bir değeri haline getirseydik de bugün bunları konuşuyor olmasaydık. En azından deseydik ki çabaladık, iyi işler yaptık ama burada düştük deseydik. İçinde yönetimsel bir sıkıntı olmasaydı, içinde tesissel bir sıkıntı olmasaydı, içinde biattı, eyyamdı, bunların hiçbiri olmayan bir ortam olsaydı da bir kalktık bir şanssızlıkla düştük. Bu sene şans elimizden geleni yaptık da, yaptık da olmadı dediğimiz bir ortamı konuşsaydık. Ama neresinden tutarsanız tutun, yanlış, yanlış, yanlış. Bu yanlışlar tabii zamanla hep ders alınmayarak da devam ediyor hala yanlışlar. Ama sizin yönetimsel görevleriniz de var. Değişik zaman diliminde. Evet. Profesyonel futbol şubesi sorumlu, genel kaptanlık ve hatta basın sözcülüğü ve bunların bir tanesi ben çok iyi hatırlıyorum. Antalya'da gençlere yeterince şans verilmediği için dönüp istifa ettiğiniz de vardır. Gençlere o şansı verilmediği için. Evet. Çünkü hatta tepkinizi koyup olay olmuştu çünkü Muğla'da. Çocukları da götüren bendim zaten. Yani götüren o ve yeterince şans alamayınca geri gönderilen çocukların da belli bir saatte, gecenin o saatinde zorluk için çocukların Muğla'ya gönderme sonrası tepki koyup istifa eden de sizsiniz. Evet. Yönetimle tanışmanız ne zaman gerçekleşti? Yani ilk görev alımız hangi dönemlerde? Evet. İşte o bahsettiğiniz örnek işte altyapının derdinden anladığımız için zaten böyle çünkü bir geçmişte reaksiyon. Sıkıntıları birebir yaşadınız. Reaksiyondu. Ayrıca artık böyle kişisel egoların kimseye fayda getirmeyeceğini biliyorum. İnsana şans verirseniz oluyor. Bugün Süper Lig'de bunun örnekleri var. Yani olmaz denen ve oldurulan birçok insan var. İşte bugün Sergen Yalçın örneğinde de izleyebilirsiniz. İstikrar. Yönetimle ilk buluşmam Sayın Önder Kaytan dönemiydi. Bizim daha sonra o Güven Çınarlar falan yönetti. Evet evet. Kemal Dirikan'ın işte takımı şampiyon yapıp o dönemden bahsediyoruz. Biz aslında Began Çağlar kardeşimle başlayıp o dönem sanıyorum 2007-2008 olması lazım. Ben de basın sözcüsü olarak göreve başlamıştım. Önder Bey'le göreve başladık. Süper Amatör kümelerinde şampiyon olmuştu o takım. İmkansızlar evet, içinde. Evet. Ondan sonra Sayın Emin Erişten'le ve Sayın Haluk Beymoğlu'yla birlikte görev yapma şansı bulmuştum. Bu yönetimde görev yaptığınız süreçte Antalya'da kamp örneğini verirsek bu altyapıda yaşanan sıkıntıları şehrimizin çocuklarına daha çok şans verilmesi konusunda verdiğiniz mücadeleyi ben biliyorum ama siz neler mücadele verdiniz? Yani neler yaptınız o dönemde yani? Yönetim kurulunda bunlar tartışılırken
Nasıl bir tepkiler koydunuz? Hani sağ olsunlar. O dönem yani yönetim kurulu üyesi olan işte Sayın Başkan Haluk Beyimoğlu'na dahil olmak üzere. Yani yetkilerimle alakalı çok sıkıntı yaşadım diyemem. Tabii ki ters düştüğümüz konular olabiliyor. Zaten bunun, demokrasinin kuralı yeri olması kesinlikle gerek. Demokratik ortamda tartıştığımız ortamlar olmuştur ama yani ben bu konuda ısrarlı davrandığımı onlar da zaten kabul etmişti. Tabii ki bir başkan aldığı görevde başarılı olmak ister. Veya işte takımı şampiyon yapan olarak anılmak ister. Tabii hal böyle olunca risk almak artık günümüzde. Çünkü dikkat edin bizim yönetimlerimize. Sadece başlar değişir. Genelde altlar oluşturan organlar hep aynısına döner gelir. Evet hep döner. Sadece başkanlar değişir. Yani isimler değişir. Hatta tekrarlar olur. Bu anlamda o dönem böyle bir şey yaşamıştık. O zaman da İskender Eroğlu hocamız vardı. Sağ olsun o da benim bu yaklaşımıma güvendi. Çünkü futbolun dili ortak. Yani burada futbolla iştigal eden insanların illa futbol oynamış olmaları da gerekmiyor. Çünkü ben bugün günümüzde o konuşmalara da biraz karşıyım. Yani ilerleyen dakikalarda evet. Buna da gelebiliriz dilersen. İstedim. Orada 4-5 tane çocuk var yeteneğini gördüğümüz. En azından şunu yaşasınlar istedim. Benim Orhan Gülmez zamanında Çiftkale'ye çağrıldığım andaki duygularımı onlar da yaşasın istedim. O duygu bende yarattığı motivasyon aha oluyor noktasına getirmişti. Dolayısıyla o çocukların da bir profesyonel yaşamı yakından görmeleri istedim. Sonuç itibariyle her giden illa oynayacak diye bir kaidesi yok. Takımda yer bulacak diye bir kaidesi yok. Ama en azından altyapıyı üste taşıyıp bunun altyapısını oluşturmanın derdi ve hedefindeydim. Dolayısıyla istemediğimiz nahoş bir olay gerçekleşti. O gün Muğla'da ciddi anlamda bir infial yarattı bu konu. Olmaması gerekiyordu aslına bakarsanız ama oldu. Çünkü olanaklarımız olanak dediğimiz konular sürekli birilerinin elinde olduğu için o zaman işte yatak da hesap ediliyor, yeme içme de hesap ediliyor, otel de hesap ediliyor. Yani hep birilerinin elinde. Buna da ilerlen... Çok küçük hesaplar değil mi bunlar yani genele baktığınızda? Aslında hesapların dışında şöyle bir şey. Şu andaki mevcut sistem bu. Hesaptan da öte biz Muğla Spor'da yönetime gelmek isteyen insanlar ya da başkan adayları bir icazet mekanizmasından icazet almadığı gün Muğla Spor kurtulur. Başından beri hep bunu der, bunu bilirim. Yani komandanın el tuşları başkasının elinde. Aynen öyle. Baş ayrı, gövde ayrı olmuyor. Yani çok bağımsız değilsiniz. Bu da neden kaynaklanıyor Sayın Abdullah? Yani kulübün gelirleri bir zümrede toplanıyor. Onu eleştirirsem, onun dediğini yapmazsam gelirlerim gider diye. Dışarıda öbür bir siyaset var. Karşı tarafta grup. Onları kötülersem devletten desteğimi alamam. Yani aslında yönetimsel sıkıntılar da buradan kaynaklanıyor. Evet. Yani öyle bir hal almalı ki hep hayalimde, arzumda şu. Bir başkan yönetim kurulu bağımsız olabilmesi için artık gidip belediye başkanından icazet almayacak. Borç alırsan emir almaya alışacaksın demiş 4. Murat. O hesap. Aynen. Yani borcu alıyorsunuz, emir alıyorsunuz. Ondan sonra siz sadece görüntüde başkanlık yapıyorsunuz. Yani eyvah o ne der, eyvah bu ne. Ha şundan da kurtulmuş oluruz bahaneyle. Belediye bana destek vermiyor, valilik bana destek vermiyor laflarından da bir kurtulmuş oluruz. Kimsenin de böyle bir destek vermek gibi bir zorunluluğu falan da yok. Mecburiyeti yok evet. Yok. Yani bugün birilerine destek olarak bu işi yapacaksak yapmayalım. Sonuç itibariyle cebinden para ödeyen insanlar, parasına nakdine güvenip para ödeyen insanlar sonuçta o paralarını geri aldılar. Kulübe bağışlamadılar. Yani netice itibariyle ödünç verilen, yani ödünç kaşınan başlar bu işler. Dolayısıyla da hani bunun içinde son zamanlarda çok işte dillendirilmiş şirketleşme konusunun esas alınması gerektiği. Altyapıya geçmeden evet. Soru soracağım. Yani kurtuluş şirketleşme mi? Çünkü geçen kesinlikle. Abdurrahman Bey'in söylediği o. Güneş Can çıktı geçen bizim kendi şehrimizin çocuk futbolcu. O da tek kurtuluşun ne olduğunu söylüyor. Size göre nedir? Yani hazır kaynaktansa sürekli gelir getirici, dışa bağımlı olmayan gelir kaynakları olmadan daha iyi yönetilir diye şirketleşme tek kurtuluş olarak görülüyor. Tabii ki yani bugün altyapı hocanız bile şirketinizin çalışanı haline gelir. Dolayısıyla bir şirket, burası da bir şirket. Maaş alıyoruz.
Çalışan olarak maaş alıyoruz. O öyle yönetilmesi. Dolayısıyla bugün yönetimlere bakıyorsunuz. Burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Muğla Spor'un önüne başına bir şey getirtmeyelim diyoruz. Yani bütün Süper Lig kulüpleri de dahil. Avrupa Liglerinde top koşturan o ünlü kulüpler de dahil. Bu şirketleşmeye giderken veya Süper Lig'de isminin önüne koskoca bir turizm devi Antalya'nın önüne gelen bir şirket ismiyle Antalya bir şey olmadı da biz neden bu kadar? Yıllar sonra yine Muğla Spor'a döndürülür. Yani bu genel kurul kararıyla yapılabilecek şeyler yani. Muğla Spor'un ismi yine değişmeyecek ki. Aynen öyle. Ama buradaki dert şu. Şirketleşmeye karşı olanların derdi. Yani bunu kendine oyuncak etmiş, yıllarca elimden oyuncak alınmasın derdinde olan, işte kendilerini o sayede bir şekilde duygularını ifade etmeye çalıştıkları, efendime söyleyeyim o kongreleri kalkıp da hayatlarındaki popülarite merkezi haline getiren bir yapı istemiyor. Ne demek yani? Hem keliyiz hem hoduluz yani. Böyle bir şey var mı? Ondan sonra her hafta basın açıklaması ağlıyoruz değil mi? Ağlıyoruz. Şu para vermedi, bu para vermedi. Bana bir değişik bir şey söyleyin. Son yıllara işte birebir sporun içinde birebir şahitlik eden. %80 açıklamaların hepsi aynı. Evet yani bana bu da mı olmuş dedirten bir gelişme söyler misiniz bana Muğla Spor'da? Yok. Yani bugün Muğla Spor dendiği zaman artık insanların yani başkanlarını görse yol değiştirdiği bir haline geldi. Ya da esnaf Muğla Spor'dan biri geldiği zaman dükkanın kapısını kapatan insanlar. Aynen öyle. Yani herkesin başında bir kamburu haline gelmiş bir ortamdan bahsediyoruz. Yani spor kulübü olması için iyi yönetilmesi gerekiyor. Kulüp gibi yönetilmesi gerekiyor. Yani böyle hedefler koymak, biraz önce bahsettiğiniz gibi bas parayı al futbolcuyu. Zaten ortada bir endüstri var, bir ticari bir mekanizma var, menajerler var. Herkesin adamı var. Yani buradan bir ticari bir döngü oluşmuş. Neden kalkıp da biz şimdi altyapı deniyor. Geçenlerde bununla ilgili bir yazı da yazdım. Ya tamam altyapı diyoruz da aslında bunu konuşmak da artık yanlış. Yani kendi çocuklarımız. Ya kendi çocuklarımızı nerede yetiştireceğiz biz? Kendi çocuklarımız bizim sahada futbol oynamak için, antrenman yapmak için bir önceki şeyin çıkmasını bekliyorlar. İşte bizim zamanımızdaki bir çimcinin bizim arkamızdan koştuğu dönemi yaşıyoruz biz hala da. Bu çocuklara tesis kurmazsan nerede yapacaklar? Tesis yok ki altyapı olsun. Malzeme. Efendime söyleyeyim hocaların maaşı. Bugün altyapıda çocuk yetiştireceğim. 8-9 ay maaştan ödenmediğini biliyoruz. Biliyoruz. Yani biliyoruz. Bunun içinde de var oldum. Altyapı hazır girmişken Sayın Akbulut yani şunu sorayım. Bence hep yıllarda şunu savunurum. Benim şahsi fikrim. Yönetimsel bazda altyapı ayrı bir birim tarafından yönetilmeli. Yani profesyonel oraya da geleceğiz. Düştük bu sene de. Yani profesyonel kulüplerde profesyonel yönetimiyle altyapı yönetiminin ayrı olmalı. Evet. Çünkü orası farklı bir yer. Hocanın maaş gününde ödenmeli, hakkı tam ödenmeli. Malzeme şimdi bizim çocuklarımız bu akademi ligi dediğimiz ligde gittikleri zaman bazen böyle abandone oldukları durumlar var. Diğer takımlar böyle son model otobüslerle, son model kıyafetlerle gelirken bizimkilerimizin takımın tamamında aynı eşofman bile olmadığı dönemler yaşandı. Şimdi bu çocuktan ne bekleyebilirsiniz? Ya bu dönemler yine iyi Cüneyt. Yani sizin zamanınızda sahaya çimci bile sizi sokmuyordu. Yani biz profesyonel takımın eskilerini giyip artıklarıyla çok mantar olduğumuzu biliriz yani. Dolayısıyla şu anda da o kadar kötü değil. Yani gelen bir şekilde altyapı malzeme almak için bir girişimde bulunuyor ama bu altyapı gelir gelmez o girişimde bulunulan heyecan sonraları kalmıyor. Yani bir hoca neden kalkıp altyapıda hayatını idam ettiremeyecekse adam çalıştırsın. Gönül esaslı bir yer değil ki bu. Zaten vaktini ayıramazsa, tam da hakkını alamazsa başka iş peşinde koşar. İşte bu yüzden başarısız oluyor. Gönül esaslı yer olarak görüldüğü için. Yanlış zaten, orada. Yani profesyonelliği bu şirketleşmeyle yaptığın zaman bu adam senin çalışanın oluyor. Bütçesi ayrı olacak. Bütçesi ayrı olacak. Şey adam maaşını aldığı zaman gece gündüz onu kendi işi görecek. Sahip çıkmak. Ama bizde öyle değil ki. Bütün görevler bir yöneticilik kisvesi alalım. Tali bir iş olarak görülüyor. Sen ben bizim olan mantığı. Ve ondan sonra bu işi profesyonel olarak yapmak isteyen arkadaşlarımıza da işte o hayatında top mu oynamış, o bunu mu yapmış, bu bunu mu yapmış şeklinde dedikodu yapıyoruz. Mesela bizim bu yanlış. Bizim yanlışlardan biri de şu Sayın Başkan yani. Şimdi bir topçu dışarıdan geliyor, atıyorum 100 bin peşine oynuyorsa, o adama hiç gözü kapalı 100 bin liraya veriyorsunuz. Ama senin asgari ücrete çalışan, sana futbolcu kaynatıcı kocana 8-9 ay bir sene maaş vermiyorsun. Evet. Sonra bu adamdan diyorsun ki, bana futbolcu yetiştir. Şimdi tamam, biz artık şunu çok altını çizerek söylüyorum. Bugün Muğla Spor'u 3. Lig'de top oynarken playoff oynatmakla kümede bırakmak başarı sayıldığı bir ortam yaşıyoruz. Bu iki unsurun başarı olarak addedildiği. Hop yeni baştan başlıyoruz. Ya şunu anlamış değilim. Yani evet ligde bıraktım. Playoff oynattım. Bunları başarı olarak sayıyoruz. Sonuç itibariyle şansın yaver gitti. Şu oldu bu oldu. Oynadık veya kaldık. Futbolda şans denen bir mevhum da var yani. Ama
Gelecek yıl bunun yine tekrarı, yine aynı sancıları, aynı teraneleri hep beraber dinleyeceğiz, okuyacağız. Çok uzağa gitmeyelim. Son iki yıl değerlendirelim. Sayın Erol Kapiz Başkan takım playoff oynuyor. İki maç kazansa ikinci çıkacak. Aynı başkan kongrede yaşanan bazı süreçler, onları soracağım size. Hem basın mensubu olarak hem de kulübün içinden birisi olarak çok yakından bunları biliyorsunuz zaten. Aynı başkan takip ediyor ve şu konu yaşanıyor. Yani tekrar devam ediyor. Takım geç toplanıyor. Mevcut bir başkan adayı çıkıyor. Ona kulübe vermemek için hemen aracılığıyla oluşturulan bir yönetim. Diğer takımların kamp yaptığı dönemde bizim futbolcu transferimizle gerçekleşmemiz ve sonuç ortada, düşüyoruz. Yani dediniz ya şimdi konularda yönetimsel bazda da çok ciddi hatalar yapmamamız lazım. Zaten kaynağımız belli, bütçesi belli. Bir yıl önce playoff oynayan takım bir yıl sonra küme düşüyor. Takım nerede düştü biliyorsunuz değil mi? Kongrede. Hayır. İkinci yarı bütün transferleri yapılıp lisansın yetişmediği komedisinin yaşandığı. Değil mi? Evet. Burada oynanan. Bir şeye inanmışlık, bir şeye ciddi bakış burada başlar. Siz dünyanın parasını harcayın. Efendime söyleyeyim, ikinci yarıda artık kurtuluş için her türlü hamlelerinizi ortaya koyun ve gelin o adamların lisansını yetiştiremeyin. Bugün Beşiktaş'ta Raşit Gezal'ın motosikletle yetiştirmişler adamın şeyini. Lisansını. Bugün o adamdan nasıl verim alıyor? O gün bitti bu iş. Şimdi kalkıp biz hala daha bu kadar sancının içerisinde acaba Ballıgi'de oynanmadı. Ballıgi oynanmadı işte düşme de bu vesileyle kalkıverirse deyip kaynak. Ama aynı yanlışlar sürdü müteci devam edelim. Biz düşmemeyi hak ettik mi de bunu istiyoruz yani. Ben onu diyorum. Bugün derbi kazanmayan bir takımın şampiyon olmak istemesi gibi bakıyorum ona. Şampiyon oluverelim şu an. Ama derbi kazanmamışsın. İçine sinecek mi? Bugün senin yaptığın iş, hatırla sevgili Cüneyt. Sevgili Egemen'in hocalığından sonra, görevine son verildiğinden sonra Muraspor kaç hafta Egemen'in aldığı 8 puanla yoluna devam etti. 8 puan üzerinde 1 puan koyamadan devam. Zaten sezonu genel değerlendirdiğimizde geçen hafta da konuştuk sevgili Güneş'le. 4 hoca gelmiş takıma. En çok puanı toplayan Egemen'le Özcan Hoca, ikisi de Muğla'lı hoca. Aradakiler sıfırla gitmişler. Yani şunu göremedik. İşte şu anda bizim Süper Lig'deki bu parası olan kocaman il takımlarından falan yani hiç farkımız yok. Biz çareyi hep hoca değiştirmekte gördük. Maşallah da herhalde bu sezon en çok hocayı değiştiren 4 tane. Değil mi? 4 tane hoca. Egemen Uğran, Tevfik Atatekin, Mehmet Akbulut, en sonunda Özcan Hoca ile devam bizim en başarılı Özcan Hoca. Evet, bizim meselemizin hoca değiştirmekten geçtiğini düşünmeyen kaç tane insan var acaba diye düşünüyorum ben de. Yani bizim meselemiz gerçekten hoca değişikliğiyle mi çözülecek bir sorundu yani. Şunu sormak istiyorum. Sezon başına gidelim. Takım playoff oynamış. Playoff'tan dönmüş. Yani olmadı. Sayın Başkan bırakıyorum mesajı veriyor basına, kamuoyuna. Ondan sonra Sayın Menaf Kıyanç listesini hazırlamaya çalışıyor. Sonra bir temlik konuyor alacaklara. Ki Haluk Beyimoğlu döneminde olduğu gibi. Erol Başkan göreve geldiğinde Haluk Bey'in temliği vardı. Sonra yapılan istişarelerde Haluk Beyimoğlu temliği kaldırdı. Alacaklarının büyük bölümünde fedakarlık yaparak. Aynı duyarlılığı Erol Kapiz'den bekledi Sayın Kıyanç. Öyle de yapmayınca adaylığını geri çekti. Yani bu kongreyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kongrede Sayın Kapiz aday olmasaydı, gereken temliği kaldırsaydı, öteleseydi, Sayın Kıyanç aday olsaydı biz yine düşer miydik? Yanlışlar yapılır mıydı? Ya da kongre süreci neden çok geç bırakıldı? Vallahi ben şöyle söyleyeyim. İsimler üzerinden gitmeyelim olaya. Çünkü hocalar değiştirdik, düştük. Evet. Başkanlar bir başkası gelse de düşebilir miydik? Düşebilirdik. Tabii burada yanlışlar yok mu? Var. Bir kere Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan çok belliydi. Belki Erol Kapiz bugün Muğla Spor kulüp tarihinde bütün hatalara, bütün küme düşürmüş başkanlara rağmen ve buna rağmen bütün işte her türlü dedikodunun ayyuka çıkmasına rağmen, bütün genel kurullarda ibra edilen başkanlara ve yönetimlere rağmen tek kabul görmeyen, camiada kabul görmeyen başkan olarak sanırım tarihe geçti. Netice itibariyle kulübü playoff oynatması bile, yani takımı playoff oynatması bile kabul gören bir süreç değildi. Özellikle Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli derken, istifa edeceği çok açık belliyken mesela istifa gider ayak Egemen Orhan'ın görevine son madem bırakacaktınız bir gün önce neye gönderiyorsunuz? Yani, çok anlamsız.
bu konuda ciddi bir stratejik yanlışlıklar yapıldı. Stratejik. Bu konuda şey işte bu da başkanlık sultası olarak görüyorum ben bunu. Burada başkanın altındaki yönetim kurulu üyelerinin bu konuda etkin olması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu yaptığın yanlıştır. Bunu burada bunu yapalım. Bunun için de katılımcı yönetimler gerekiyor. Yani parayla da saadet olmuyor işte. Yani temlikler konu. Yani benim de çok bu ekonomik konular çok da ilgi alanımda bir konu değil. Herkesin bildiğini de tekrar etmek istemiyorum. Ama bugün gelinen nokta tamamen bir yönetim zafiyatıdır. Yönetim yanlışıdır. Ve beraberinde bizlikte de kalmış olsak sizi yani şunu çok açık net söyleyeyim. Geçtiğimiz yılın tekrarını bu yıl yaşayabilirdik biz. Ne bileyim işte hiçbir şey değişmiyor. Bizim herhangi bir hamlemiz olmuyor. Biz yine aynı şekilde menajerlerin bize sunduğu futbolcularla, bu işin başına getireceğimiz bir arkadaşla veyahut da işte kendisini bir yönetici dediren, tali bir iş olarak gören, kendine iş olarak gören isimlerle bu işi yine oldurma yoluna gidip yine orada toplasan 500 ila 800 kişi arasındaki bir topluluğu mutlu etmenin, ligde kalmanın başarılı olarak sayılacağı bir ortamı yaşayacaktık. Bizim bugün konuşacağımız konular artık bunlar değil. Bir önceki yıl, bir önceki yıl yıllardır spor tesisi yapıyorsun. Üzerine bir tık konmuş bir konu yok. Hep aynı konular konuşuyoruz. Hep aynı konular. Evet. Patenaj'a mutlu duruyoruz yani. Kişiler değişiyor. Evet. Aynı. Bir tane bir reform niteliğinde bu kulüpte bir iş yapılmamıştır. Her geliyor, her gelen yeni yönetim adı üstünde yeni olduğu için bir sinerji, bir şeyle başlar. Bir ne bileyim heyecanla başlar. Ama bittiğinde patır 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 dökülür, geri kalır 3 kişi 5 kişi falan. Dolayısıyla reform niteliğinde hiçbir şey yapılamıyor. Yapılamadığı için de sürekli olarak işte belediyeden bir icazet alırsanız başkan olursunuz. Belediyenin verdiği kadar doyarsınız. Sağdan soldan kalkıp da aynı kampanyaları düzenlemek suretiyle 3-5 takvimci bilmem neydi gibi artık geri kalmış mantıklarla bir kasaba mantığıyla devam edilen bir kulüp yönetimi haline dönüşürsünüz. Efendime söyleyeyim kalkıp da biz bu sene düşelim de ama yeniden küllerimizden doğalım. Ama önce tesislerimizi halledelim. Altyapımıza önem verelim. Altyapımıza önem vermek için hocalarımızı belirleyelim. Hoca, çalıştırdığımız hocalarımıza maaş verelim. Onlara kaynak oluşturalım. Sabırlı olalım. Sabırlı olalım. Onlara kaynak oluşturalım şeklindeki bir reform niteliğindeki projeleri ortaya koymadan hemen daha biz gelirsek efendime söyleyeyim takımı playoff oynatacağız. Biz gelirsek şampiyon yapacağız. Biz gelirsek takımı kümede. Ne âlâ memleket. Bunun örnekleri de var değil mi? Yani diğer kulüplere baktığınızda tabii iyi planlamayla tabii çok ciddi başarı yakalayan, her şeyin para olmadığını gösteren mesela. Aynen. Bakın Bursa Spor'a bakın. Bursa Yıldırım Spor. Bizim durumumuzda takım bakalım. Tabii. Bursa Yıldırım Spor ligin son maçında Kozan Spor'a yenilmeseler, galip gelseler Adıyaman ikinci, Yıldırım Spor birinci olacak. 700 bin nüfuslu bir şehir ve futbolcu maliyeti de belki de bizden küçük. Asgari ücretle şirketleşme üzerinden adam çalıştıran bir takım. Bir de bu olaya biraz da sosyolojik bakalım Sayın Erdoğan. Ben bu kendi çocuğumuz oynasın martavanına artık inanmıyorum. Evet. Bunun tamamen bir popülist bir yaklaşım olarak görüyorum. Ha bu demek değil ki pahalı işte rakamlarla futbolcu transfer edelim falan. Bunu da söylemiyorum. Şunu demek istiyorum. Altyapı işte bizim çocuğumuz. Sokaktaki adam daha bizim çocuğumuzu da benimsemiyor. Ben seni sevmiyorsam senin çocuğunu da sevmiyorum. Aynen kişisel. Seni sevmediğim için senin çocuğunun başarılı olmasını istemiyorum. Kişisel itirazlar öne geçiyor. Aynen öyle. Muğla böyle bir senteze sahip. Ya da beni çok seviyorsan benim yeteneksiz oğlumu daha çok şans verip bir yerlere getiriyorsun. Evet. Yani herkesin birbiriyle geçmişten kalan bir hesaplaşmanın derdi. Ya şunu artık duymaktan bıktık. Yani bizlerin yeterliliği sorgulanabilir. Bak orada bir sürü şey söyledin ama yeterliliğimiz yine sorgulanabilir. Futbol topa vurmuşluğumuz var ama bu sorgulanabilir. Ama bunu herkes kendinde şu haddi biliyor, buluyor. Onun orada ne işi var? O bu ondan bu olursa, o bu göreve getirilirse kişisel böyle olur. Kıskançlık. O bunu olursa bu olur. Muğla da şu anda yani çok güzel bir yazı okumuştum. Merdivenden çıkan Muğla'lıya aşağıya çekmek için, aşağıya çeken kişinin İrlandalı olmasına gerek yok demişti. Kendi kendine itiyor zaten. Yani yine bunu Muğlalı yapıyor yani. Yani ona sonra da altyapı. Al, bu sefer de kalkıp altyapı deyip nüfusunda, tabii bunu da farklı algılayıp nüfusunda Muğla yazmış, geçmiş dönem top oynamış arkadaşları da bu sefer sahaya sürmeye çalışan bir yapısal yanlış bir yönetimde giriyor devreye. Yine olmuyor ama en azından bu çocukları bir şekilde yenemiyorsa da mağlup da olmamayı bir 8 puan toplamış bir hocayı da mesela çağrı olarak antrenmana giderken göndermeyeceksin. Adam kramponlarını bağladığı sırada
göndermeyeceksin. Yani bunlar ne bir mesleki etiğe, ne bu işe emek veren insanlara, ne de bir yönetimsel anlayışa yakışan hareketler değil. Yani biz şu kişisel ben duygularımızdan, şu tali olarak yöneticilik egosal yaklaşımlarımızdan ve tatmin etme çabalarımızdan geçip hakikaten başarıya odaklı, uzun yıllar sürebilecek olsa da başarıya ve sabra odaklı bir yapılaşmayı aşmamız gerekiyor. Artık yeter. Şirketleşme, yani ne demek yani şirketleşmesin, şirketleşsin. Yani elinizdeki oyuncağı artık bir bırakın. Bunu oyuncak olarak gördüğünüz için zaten durumlar bu şekilde. Artık çağa ayak uydurun. Bir kendimizi güncelleyelim. Formül neyse onu uygulamak lazım. Aynen öyle. Aynen başarılı öyle. Örnekleri de var elimizde. Aynen öyle. Ve her zaman şunu söylüyorum. Futbolcu futbolcuyduğunu, hoca hocalığını, yönetici yöneticiliğini, taraftar taraftarlarını bilecek. Bugün hiç kimsenin dışarıdan istediği gibi at oynatabileceği bir ortam yok kulüplerde. Sezon başında bu yaşanmadı mı Sayın Başkan? Yani bir taraftar grubu kendi istediği hoca gelsin diye sosyal medyadan tepkisini ortaya koydu. O hocayı getirdiler. Sonra o taraftar grubu getirdiği yönetim için çatlaktan aynı hocayı geri gönderdiler. Evet. Yani bu kulübün bence çok büyük boşluğu. Yaşamaması gereken. Tabii şimdi. Yani dirayetli bir yönetim. Taraftar bunu gidecek, yapmaz. Taraftar maçta desteğini verecek. Evet. Centilmence takım destekleyecek. Evet. Projeleriyle takıma kaynak ya da gelir getirir şeyleri belki destekleyebilir. Kulübün iç yapısı yöneticiyi ilgilendirir. Tabii. Ama kulübün iç yapısında alınan karar daha adam yönetim kurulu toplantısındayken sokakta geziyor. Yani Sayın işte Başkan, onun için diyorum yönetici yöneticini bilecek kulüpte diye. Kulüpte basın danışmanlığım var benim biliyorsunuz. Bazı şeyleri bizden bile saklıyor yöneticilerimiz. Ama ben oradan çıkıp herhangi bir kafeterya ya da bir kahveye gidip oturduğumuzda bana adam gelip yönetim kurulunda ne konuşulduğunu anlatıyor. Ya düşünün ben kulüp içindeyim ben bilmiyorum. Yani. Bana adam yönetimde ne konuşulduğunu aktarıyor. Demek ki orada bir kaçak var. Yani bunu bir kere engellemek lazım. Ya Mola Spor sokakta, Mola Spor yönetim kurulunun aldığı karar veya alacağı karar yapacağı transfer sokakta konuşulmaz. Başarılı ya da başarısız olursa da eleştirilebilir. Aynen. Sokakta ancak bu konuşulur. Eleştiri konuşulur. Eleştirebilirsin. Yani eleştirebilirsin. Dersin ki bu transfer kötü, bunu nereden bulmuşlar falan. Ama kimi alacağı? Ya herkes söz sahibi. O zaman sembolik olarak yönetimde durup da efendime söyleyeyim orada saatlerimizi falan geçirmemizin bir anlamı yok. Dışarıda bu işi bilenler var zaten. Halka arz edilmiş bir Muğla Spor var yani. Yönetici de var, teknik adam da var. Evet. Maşallah eleştiriler yani öyle. Yani kendimizi güncelleyemediğimiz bir ortamdan bahsediyorum. Hala daha işte geçmiş başkanlarımız biz eskiden su içerdik, testiden teraneleriyle devam ediyor hayatlarında. Yani. İşte geçmişinde bu kulüpte forma giymiş insanlar artık güncellemenin ötesinde bundan sonraki gelecek nesilleri kabullenmeksizin yeterliliklerini sorguluyorlar. Yani dolayısıyla yapacak olan varsa işte bunu şirketleştiğiniz zaman bu işi profesyonel, ehil, parasıyla, maaşıyla yaptırırsınız. Şunu da yaşıyoruz Sayın Başkan yani bazı teknik direktörler taraftar grubuna tepki gelmesin diye bazı isimleri oynatmaya ısrar ediyorlar. Yani neden? Korkuyor adam. Ben bu oynatmazsam kulübe gelirler, odama gelirler, beni maçta eleştirirler diye. Kişisel çıkarlar, menfaatler ön plana çıkıyor. Peki Sayın Başkan şunu sormak istiyorum. Valla ben bunu yaptırmadım kendi futbolcuları sorumluluğum. Ama yapılan örnekleri var. Evet. Siz de yakından biliyorsunuz. Yani bazı teknik adamların, bazı taraftarların oradan çıkmadığını hepimiz biliyoruz yakında. Şuna üzülürüm. Bir abimizin oğlu da bu Antalya'ya götürdüğümüz çocuklar arasındaydı. Yani bazen hak edileni, hak ettiğini hak edene vermekte bir beis görmüyorum. Ama bunu mesela işte Muğla sentezi dediğim, işte sosyolojik vaka dediğim konu bu. İşte bu abimizle olan arkadaşlığımızı birlikteki sosyal hayatımıza kadar indirgediler. Yani oturup kalktın, yedin içtin. Evet. Aynen öyle. Orada kadar düşüyor ya. Tabii. Yani dolayısıyla bu bir zihniyet problemi. Halbuki o çocuk yeteneğiyle evet. Onu hak ediyor. Bu bir zihniyet problemi. Yani biz bugün şunu çok net söyleyeceğim. Hani ballı gibi başlamadı olur da şey yaparlar düşmeyi kaldırıverirler diye bir beklenti iyi oldu. Böyle bir şey yok. Küllerinden doğacaksın. Hücre yenilenmesi her zaman iyidir. Hemen onu sorayım Sayın Başkan size. İki proje var. Ballı gibi oynanmaz, düşme kalkmaz. Üçüncülükte nasıl bir hatalar yapılmaması gerekiyor? Sizin deyiminizle tekrar bu yılı yaşamamak için nasıl bir ders çıkarılması gerekiyor? Eğer üçüncülükte kalırsa. Bu şu an proje halinde. Düştük. Balda başarıya kalanması için uzun vadeli nasıl bir proje olmalı sizce? İki soru. Üçüncülükte bir kere kalmayacağız. Kalmayacağımız için de ne yapılmalıyı konuşmayalım. Çünkü evet. Üçüncülükte kalırsak da ne yapılmalı sadece bizimki hamasi bir nutuk olarak. Geçen sene örnek alıp onları yapmamaları gerekiyor. Hayır. Geçen sene örnek alarak değil. Ondan önceki sene de çok doğru işler yapılmadı ki. Veya bana hangi yıl doğru bir iş
10 numara doğru bir iş yapılmıştır diyebileceğiniz bir tarih söyleyin bana, gösterin. Herkes tamam. Şimdi bunların ötürü bana kızacaklar, tepki gösterecekler. Bizim zamanımızda böyleydi, bizim zamanımızda böyleydi. Sonuç itibariyle o zamanımız dediğinizdeki dönemdeki insanlar da bu önümüzdeki bu süreçte yine görev alan insanlar. Dedim ya, başlar değişti, altlar aynıydı. Kişiler aynı. Sağdan başa, soldan başa 50 kişi. Aynen öyle. Dolayısıyla biz yine ne yapacağız? Herhangi bir hazırlığımız olmadığı için yine kalkıp da hemen sezonu hazırlanmak için çağıracağız 2-3 tane menajeri, tamam mı? Yine futbolumuzun başına bir tane arkadaşımızı getireceğiz. Yine menajer olsun, çıkartmak lazım kulüpten. Ben onu savunuyorum. Aynen yani. Öyle. Dolayısıyla hayır yani 3. ligde kalırsak ne yapılmalı dediğimizde, evet, hayalimizi, arzu ettiklerimizi söylersek bizimki hamasi bir nutuk olarak kalacak. Aynı şeyler olacak. Ama bala düştüysek bir hücre yenilenmesi iyidir. Her zaman söyleriz. Yani bir kendimize çeki düzen verme anlamında. Dolayısıyla belki bizim Sayın Önder Kaytan'ın İyi saatte olsun. İşte sevgili Began Çağlav'ın hocalığını yaptığı süreçte ve daha sonra da Kemal Dirkan'ın da olayı nihayete erdirdiği süreç. Ki şampiyonluk süreci. Ve o takımın iskeletinin kurulma aşamasında Sayın Çağlav'da olması, kendi şahsımın da olması, işte Güven abinin de olması, o günkü yöneticilerin emeği ve o takımın çatısı, o şampiyon olan takımın çatısı bizim zamanımızda kurulmuş bir dönem. Bunun için de ayrı bir gurur duyuyorum. Tabii skorlar o dönemin kim varsa başta onlara yazılır. Neticede bunda da çok hak iddia etme hakkımız yok. Bizde nedir ama başarı bireysel. Ama evet. Ama başarının temelleri o süreçte atılmıştı. Bunu yadırgamak ve korkulu bir rüyaydı takımlar açısından Süper Amatör'de Muğla Spor. Ve o günkü ruhu yakalanırsa aynı ruhla. Yine bu yöreden toplanmış çocuklarla. Bu yöreden toplanmış çocuklarla Bal Ligi'nde mücadele edeceğiz. Yine Bal Ligi'de nasıl olsa deplasmanlı birlik, iller, ilçeler arası deplasmanlara gelip gidiyoruz. Üçüncü ligden hiç farkı yok deyip aynı yine har vurup harman savurursak Muğla'nın geleceğine, efendime söyleyeyim Muğla'da bu işten ekmek yiyecek olan çocukların da geleceğini, rızkını da çalmış oluruz. Yani dolayısıyla burada dibi görmek lazım. Bu dip Bal olur, Süper Amatör olur ama küllerinden de yeni baştan doğmak lazım. Çok düşük bütçeli iyi takımlar kurulabilir. İyi araştırmak gerekiyor. Ama dediğim gibi sadece takım kurmak değil. İyi bir yönetim. Bugün şirketleşmiş, profesyonel anlamda altyapısındaki hocasını memnun eden, adam işine asılarak, severek geleceği bir iş haline, ortam haline getirmiş, tesisleşmesini bitirmiş. Bu tesisleşme sadece saha değil, bu çocukların barınacakları yerden sunulacakları konfora kadar her şeysini tamamlamış bir akademi niteliğindeki bir Muğla Spor Kulübü ile gerçekleşebilir. Altın Ordu'nun bugün her türlü imkanı var. Bakın istese Süper Lig'de herhalde çıkabilir. İstemiyorlar. Yani bence de bilinçli yapıyorlar onu. Zaten gerek de yok. Şimdi biz burada Muğla'da da şampiyon bir ara playoff'tan çıkarsak ikinci lige falan konuşmaya başladık ya. Hayaller görmüştüm. Ütopik olarak konuşmaya başladığımızda. Ya onu dedim. Yani üçüncü ligde bu kadar serzenişin, üçüncü ligde bu kadar maddi sorunun olduğu bir ortamda ikinci ligde ne yapacağız? Kimin kapısını tırmalayacağız? Hangi yine buradaki taraftar topluluğu ikinci lige çıktığı zaman millet o pazar gününü yine kalkıp da hınca hınca bu sahayı mı dolduracak sanıyorsunuz? O bir kere 80'li yıllarda olmuş işte. O neden oldu? Hemen söyleyelim. Bizim çocukluk yıllarım, senin de benim de. Bodrum'un takımı yok. Fethiye'nin takımı yok. Köyceğiz'in takımı yok. Oynayan oyuncuların hepsi Muğla ve ilçelerinden. Sevgili Güneş de söyledi geçen hafta. Fethiye'de futbolcuyu Fethiye'liler gelip izliyor. Bodrum'da yatağını topçuyu yatağını Bodrumlar. Milaslı'yı Milaslılar. Bir bütünlük vardı. Muğla Spor tekti o zaman. Yani o başarı... Çağın gereğiydi aslında belki de. Evet. Öyle bakalım. Şimdi artık insanların bir güzel pazar gününde ya evinden çıkmaz ya da kalkar mangal yakmaya gider. Yani. Biz bir futbol şehri değiliz. İnanın değiliz. Yani onun için bazen bizim sahamız bile, yani şu şehrin göbeğindeki saha bile çok büyük. Yani onun bile yeri değişsin isteyenlerdenim. Hani daha lokal. Mütevazi. Daha mütevazi. Daha böyle insanı da bol gösteren. Çünkü yok. Biz bir futbol şehri değiliz yani. Hiçbir zaman dolduramadık. Çünkü. Dolduramadık. Yani o 80'lerdeki o ruh başka bir ruh. Ama o nasıl bir ruh biliyor musunuz? 90'larda okullar arası maç yaptığımızda o ruh tribünlere yansır. Aileler ona benzetirim ben. Aileler yani, gelir. Kendi okulumuzda okuyan öğrenci arkadaşlarımız efendime söyleyeyim oraya doldurur, kendi okulunu destekler gibi. İşte o dönemki o ruhu yakalamak boşluk, lazım. O dönemki artık futbol endüstriyel hale gelmemişlik, temiz kalmışlık, işte ne bileyim emeğin kutsal olduğu, alın terinin kutsal olduğu, formanın, ruhun kutsal olduğu. Şimdi Muğla Spor'u düşmüş,
Bu benim 100-200 milyar lira para ödediğim futbolcular kalkıp önümüzdeki sezonun çoktan hazırlıklarını Muğla Spor'da oynarken yapmaya başladı. İkinci devre arası yapılan transferlerden Volkan diye bir forvet daha lig bitmeden haber yolluyor bir kulübe. O kulüplerde Güneşcan'ı arıyorlar. Güneşcan bunu yayında açıkladı. Diyor ki yani Volkan Serim nasıl bir futbolcu? Diyor ki lig mi bitti yani diyor. Yok diyor adam bize diyor haber yolladı. Çünkü kafasına bitirmiş adam. Aynen öyle. Yani bu futbolcu nasıl başarı beklersiniz? Aynen öyle. Yani bu yanlışların yapılması gerekiyor. Peki devre arası bir sürü transfer yapıldı. İşte hocalar değiştirildi. Yeterince şehirde destek sağlandı o dönem için. Kaymakam başkanı da bir komisyon oluşturuldu. Eski yöneticiler, belediye başkanı falan. Yani neden olmadı peki? Ben buradan o komisyonu da merak ediyorum aslında. Ben bunu bir yazıda yazacaktım. Herhalde kaynadı Muğla gündeminde. Sonra dağılmış o komisyon. Sahi öyle bir komisyon vardı. Ne kurulduğundan haberimiz var, ne dağıldığından haberimiz var. Onu da söyleyeyim. Sahi o komisyon ne oldu? Ama böyle biraz baktığımızda o komisyondaki çatlak galiba o komisyon parayı yönetmek istedi anladığım kadarıyla. Şu andaki mevcut başkan Sayın Hüseyin İzamoğlu'nun da sadece sen başkanlık olarak, sembolik olarak herhalde orada dur dediler. Yine bakın çözüm ararken yine başla gövdeyi ayırdığımızın hala farkında değiliz. Böyle bir durumda bir başkanın böyle bir teklifi kabul etmesini beklemek de yanlış olur. Yani bugüne kadar bu komisyonu oluşturan insanların böyle bir dertleri varsa orada yönetime rağmen bir komisyon oluşturup ama yönetimin üzerinde gölge etmek ve bizim dediklerinin daha öncelikli olmasını isteyen bir yapıysa geçecekler. Kendileri yönetecekler. Aynen. Kongrede bir liste yapacaklar. Kendileri çıkacaklar. Göreceğiz. Öyle dışarıdan martaba lokumayla işte efendime söyleyeyim biz yönetelim demekle orada o zaman hangi başkan olursa olsun böyle bir şeyi kabul etmez. Benim şahsi fikrim. Ama başlamadan da bitmiş. Dediğim gibi bir basın mensubu, bir spor adamı ne dersen de ama ne başladığından haberimiz var, ne bittiğinden de haberimiz var. Yani sosyal medyada başladı, toplandı, duyumlarıyla idare edildi. İşte mesela bunu sorgulayabilen bir refleksin de olmadığını görüyoruz. İşte bugün futbolcu transferi, hoca transferi yaptıran o baskıların burada da ön plana çıkmasını diliyoruz, yeğliyoruz. Benim şahsi fikrim. Peki ilçe takımları var, Fethiye var, Bodrum var. Yıllardır hep bizim önümüzde giderler. Evet. Neden geride kalıyoruz? Biz zaten genel anlamda da il olarak da ilçelerinin gölgesinde kalmış bir şehiriz. Öyle bakarsanız. Ama bugün turizm odaklı olmalarına rağmen, bugün her turizm odaklı yer, yani turizmden nasıl olsa iyi para kazanıyor deyip başarılı olacak diye bir kaidesi yok. Öyle olmuş olsa Antalyaspor'un şampiyon olması lazım. Her sene. Her sene. Çünkü ciddi bir kaynak. Türkiye'nin göz bebeği bir onlarca yüzlerce otel var. Merkezi. Turizm tesisi. Evet. Ama anladığım kadarıyla bugün bu birçok sentezi, birçok insan zümresinin nüfusunda oranın yerlisi olmayan insanların bile artık Bodrum Sporu, Fethiye Sporu desteklemeye geldiklerini görüyoruz yani. İşte onun demek ki bir şeylerde iyi bir sinerji, iyi doğru işler yapıldığı ikna edilebiliyor vatandaş üstünde, insan üstünde, yaşayanlar üstünde. Bizim memleket hala daha Muğla Spor'un önüne bir şey gelmesin dediğimiz bu kadar şöyle baktığımız bir yapıda gelin görün ki bunun da bir karşılığı olması lazım değil mi? Önümüz arkamıza bir şey eklettirmiyoruz, şirketleştirmiyoruz. Madem bütün bunları yaparken, Don Kişotluk yaparken bu Don Kişotluk mesela sahaya yansısın. Neden yansımıyor? Bazı şeyler istemiyorsan sen destek olacaksın. Ya da kaynak vereceksin. Bu tamamen başladığım yere geliyor. Buranın sosyolojik yapısının bir test konusu olduğunu düşünüyorum. Bunun araştırılması gerekiyor. Kimse kimsenin başarılı olduğunu istemiyor. Seni sevmiyorsan senin yönetimde olduğun yönetimin başarılı olmasını istemiyorum. Mola'nın genel bir kanayan yarası mı bu yoksa bu, sadece Muğla Spor'da mı var bu? Vallahi yani bir sektörün her yerde yok mu? Mesela siz de Cemet'te de yaşıyorsunuzdur bunu. Evet. Şimdi başarılı bir Süleyman Akbulut'ta gurur duyan bir meslektaşı olurum ben. Yaptığı projeye destek veririm. Ama bazı bir zümre var ki Süleyman Akbulut başarısız olsun diye de sürekli itirazları peşine koşan bir zümre oluyordur. Onlar bazı değil. Onlar hep vardı zaten. Hayır, ama evet. Spor'da da var bu. Ticarette de var. Evet. STK'sında da var. Her yerde yok mu? İşte Muğla'da var bu. İşte şimdi onu diyorum. Bodrum birçok göç almış. Bugün neredeyse yerlisinin böyle 5 parmağın 5'i kadar olduğu bir yerde Bodrum Spor maçlarını full seyirciyle oynuyor. Fethiye Spor oynuyor. Burnumuzun dibinde Nazilli Spor şampiyon oldu. İlçe takımı. Demek ki doğru işler yapılıyor.
bir bütünleşme sağlanmış. Burada kişisel itirazlar yok, ikinci plan atılmış. Ya kişisel itiraz her yerde olur. Ama bir olur, iki olur, üç olur yani. Bizim genelimizde, biraz önce verdiğim örnek bunun en doğruların niteliğidir. Altyapıya önem verilmiyor, bizim çocuklarımız oynatılmıyor dediğiniz noktada. Bu çocuklardan biri benimse ve beni sevmeyen bir adamsa burada benim çocuğumun başarılı olmasını istemiyor. Bu başlı başına bir sözünü yaşadınız işte arkadaşınızın aynen çocuğuna yeteneğe doğrusu sahip çıktığınız için hemen dedikodu üretildi. Aynen. İşte arkadaşının oğlunu aldı. Aynen. Ama o çocuk hakkıyla oraya geliyor. İşte hemen şey başlıyor yani kişisel itirazlar başlıyor. Bizler şans bulamadık. O çocuklar şans bulsun istiyorum. Biraz kumaş varsa şans bulsun istiyorum. Yani bugün Hakan Şükür gibi bir futbolcu, muazzam yeteneklere sahip bir futbolcu muydu? Sizin döneminizde de olmadı mı Sayın Başkan? İsmi önemli değil, bir arkadaşımız babasının kulüple yakını sayesinde yıllarca bu kulüpte profesyonel futbol oynamadı mı? Oynadılar. Yani neredeyse benim kiloma yakın bir kilo değerli. Şimdi bakıyoruz, buyurun hemen örneklerini vereyim. Dönemimizden sevgili arkadaşım Fevzi Tuncay gitmiş aramızdan. Bir Muğlalı arkadaşımız olarak. Onun dışında şimdi kimlerle oynuyoruz? Ha, Salih Uçan'ı Marmaris'ten çocuk yaşta vermişiz. Bir de bizim dönemimizde yine Önder Bey'in dönemindeydi. Protokolü imzalandığında Taylan'ı verdik. Bugün Galatasaray'a dönüyor. Taylan Muğlaspor'da oynadığı günü unuttu. Yani ve biz Taylan'dan zaten yararlanamadık. 12 yaşında mı ne? Çok küçük bir yaş tabii. Gönderdik. Burcuspor. Bunun dışında kim işledi onları? Burcu işledi. İşte. Ondan sonra adam dantel aldı, işledi, yürüdü. Biz daha kimi işledik de kimi çıkardık. Şimdi Altınordu yapıyor modelleri aynısını. Evet. Bizim işleyecek bir mekanizmamız yok. Bizde bizim altyapı hocalarımızı küstürdüler. Çocukların hepsi veya abilerimin hepsi başka iş aramaya başladılar. Lütfenle iş yapıyor. Görev evet. Adamlar yani mesleklerini icra edemeyip artık başka alanlarda çalışmak istiyorlar. Hatta yaşamlarında genç kardeşlerimiz kalkıp da bir evliliğe adım atamıyorlar. Çünkü garanti görmüyorlar işte. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani kalkıyorsunuz kökünde sporculuk olan bir kardeşimizi kalkıp kulüpte efendime söyleyeyim şey yapıyorsunuz, pazara manava gönderiyorsunuz. İdari personel olarak sayıp başka işlerde koşturuyorsunuz. Yani yok böyle bir şey. Hep birilerinin gösterdiği yörüngede, birilerinin suflerileri, birilerinin kulisleriyle işler dönüyor. Ya kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama yapacaksak bir işe saygı duyacağız. Uyumu yakalamak liderlerin işidir. Makamlara ya da yaptıkları yeteneğe, başarıya göre saygı duyacağız. Evet yani biz, babam iyi sert olsun hep der bana, ufak istasyonda park etme. Maalesef bizler hep ufak istasyonda park ediyoruz. Çok küçük işlerle uğraşıyoruz. Yani bugün artık mihenk taşı olması gerekmiş, köşe taşı olmuş, Muğla Spor Kulübü'nün tarihine imzası olmuş ama köşede durması gerekirken akıl sorulacak mecra haline gelmiş olan insanlar bile, büyüklerimiz bile bugün görev almaya çalışmış, kendince bir şeyler yapmaya çalışan genç arkadaşlarımızı sorgular hale gelmiş. Öyle bir memlekette yaşıyoruz. Biraz önceki o sentezden kastım buydu. Bunun tez konusu olmasındaki kastımdan buydu. O ne bilirmiş, o ne anlarmış, o ne top mu görmüş, o hayatında kaç defa top oynamıştı değil. Futbol dediğiniz konu her gün kendini güncellemekle alakalı bir spor dalı haline gelmiş. Bugün iyi futbolcu olmanız, iyi hoca olmanız gerektirmiyor. Yani öyle olmuş olsaydı bugün Rıdvan Dilmen'in kulüplerde şey hocalık yaptığını, şu an hala devam ettiğini falan şahit olabilirdi. Fenerbahçe'de nasıl gönderildiğini biliyorsun. Aynen. Bugün Christoph Daum dediğiniz adam futbol oynamamış. Levent Eriş dediğiniz hoca futbol oynamamış. Mourinho. Tercümanlıktan yani hocalar. Bir sadece bizde var bu. Yani sanki hepimiz bizim Muğla'da top oynamış, topa vurmuş isimlerin hepsi Barcelona'da top koşturmuşlar gibi. Herkes her şeyi biliyor. Sıkıntı o. Topu oynayan da biliyor, oynamayan da biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Ama bir tek yöneticiliği bilemedik. Kulüp yönetmeyi bilemedik yani. Öğrenemedik. Bilemedik. Yani bizim belediye başkanımız da biliyor her şeyi mesela. Ne diyor? Bir taraftarlar derneği kendisini ziyaret ettiği zaman taraftara nasıl taraftarlık olması gerektiğini öğretiyor. Ya taraftarın işi ne? Taraftar gider. Maça destekler. Maça takımını destekler. Bunun için de bırakın da artık onu da onlar bilsin ya. Yani taraftarlar derneği ne nasıl taraftarlık yapması gerektiğini de belediye başkanı öğretmesin yani. İşte bu icazet mekanizması kırılır ve yıkılırsa Muğla Spor başarılı olur. O zaman başarı gelir. Aynen öyle. O zaman gelecek olan kişi der ki parasını da koyar, paralı yöneticilerini de koyar, şirketleşmesini tamamlar ve der ki hop herkes işini bilsin. Taraftar taraftarını bilsin. Futbolcu futbolcunu bilsin. Restini çekebilir. O kadar. Kulübün içinde dışında biz biliriz. Mahremi de biziz. Özeli de biziz.
Bunun daha ötesi sezon yok. Sonunda başarı başarısız ona göre eşitini yaparsın. Genel kurula çıkar. Konuşursun. Herkes mikrofon söz hakkı var. Aynen öyle. O zaman şu çıkıyor Sayın Akbulut. İyi planlamayla istikrar, şirketleşme, araştırıp güzel bir kadro kurulması, cüzi maliyetlerle önce bölgesel, ondan sonra başarı isterseniz gelir diye sonuç çıkarabiliriz. Siyasete sokmayacaksınız bir de. Ama şirketleşmeden müteşekkir siyaseti bulacaktır. Çünkü gelir kaynağın takımın yüzde bilmem kaç oradan geliyor. Aynen öyle. Dinlemezsen ben çok başkan biliyorum. Eleştirisel yazı bile yazamıyorlar yani. Evet. Kulüp çalışanı yazsa bile sildirten başkanlar var. Ya başkanlarımız artık sadece maç izlemeye gelsin maça. Yani. O da isterlerse. Yani her maçta tabii görmek mümkün değil. Yok canım, kanuni hak çerçevesinde kulübün amatör branşlarına istikleri desteği versinler. Yine İşte veya sosyal farkındalık projelerinde birlikte paydaş olsunlar. Ama yani bu işi kalkıp da otobüsü verdik, yakıtı verdik, 5 kilo tavuk aldık, tavuk verdik, efendime söyleyeyim orada büfe geliri verdik falan filan. Bu bir lütuf da değil aslında. Bunu zaten bugüne kadar bütün illerde belediyelerin çok ama kısmi ama yüksek destekleri var. Bu bir lütuf değil. Ama bunu yaparken de dediğim gibi bir icazet mekanizması. Bugün ben Muğla Spor adayı olmak istiyorsam belediye başkanlarımızın okeyini aldığım takdirde oluyorum. Buyurun aldı Sayın Erol Kapis. Düştü. Hadi siyasetten düşünelim. Yani belki şey değildi. Ama bir başka Erol Kapis'in rakibi belki de aynı siyasi partiye gönül vermiş rakibi de olabilirdi. O zaman ne olacaktı diye ona rağmen Erol Kapis'e destek verildi. Sonra ne oldu? Erol Kapis'in elinden tek tek ihaleye girmemeli şeyleri, kararları aldırılan yine belediyemiz değil miydi? Her türlü efendime söyleyeyim yönetimin içinden belediye temsilcileri olarak görülen arkadaşların geri çekilmesi, istifa ettirilmesi o neydi? O süreçte yaşandı. Evet. Buyurun. İşte bu o zaman müdahil olmayın. Olmayın. Bir büfenin yıkılmasından sonra çok yöneticinin, o siyasi görüşlü yönetici kulüpten ayrıldı mesela. Ya çok enteresan ama aynı şeyleri biz de yaşadık 2016-2017 sezonunda Sayın Haluk Beyimoğlu'yla. Haluk Beyimoğlu'nun yönetiminde de kalkıp belediye çalışan arkadaşlarımız vardı. Benim istifamdan sonra istifa etmek istediklerini de biliyorum. Ama o dönem belediye başkanımız için takım falan düşerse cenaze üstümüze kalır diye düşündü. Cenaze üstümüze kalır diye düşündü. Peki bu kadar hassasiyet içeren bir konuda peki Erol Kapis döneminde neden? Şimdi ben Erol Kapis haklıdır demiyorum. Bizim bir de Muğla'da böyle algılanır. Bir şey söylediğiniz zaman sanki tarafmış gibi algılanır. Şimdi adamın yanlışını da söylüyorsun ama öbür tarafın da yanlışını söylüyorsun. Doğruya aynen doğru demek lazım, yanlışa yanlış demek lazım. O zaman o adamı kalkıp da belediye yetkililerini neden pat 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 içeriye verdiğiniz adamların istifa etmesini sağlıyorsunuz? İyiyken iyi de kötüyken kötü. Daha önce niye yapmadınız? Peki destek verdiniz. Destek verdiğiniz bomba elinize patladı, buyurun. İşte bu yüzden artık belediyelerin bu işin ama cenazede Erol Kapis'in üstüne kaldı mesela. Evet. Onun için belediyelerin artık bu kulüp yönetimlerinde özellikle sporcu yetiştirilen kulüplerde bir siyasi kimlikle bir icazet mekanizması olma dönemlerini sonlandırmak gerekiyor. Bunun için de şirketleşme şart. Sayın Başkan, hakikaten dop dolu bir program oldu. Ben çok keyif alıyorum. Çünkü 30 yıldır aynı dili konuştuğumuz meslektaşımız olarak ve Muğla Spor'un içinden her kademesinde görev yapmış bir kişi olarak da takım netleştikten sonra şu işte düşme, çünkü muallak da yani 3 gruba düşürebilirler, düşme iptal olur mu, düşerse ne olur? Size bir keyifli program daha yapmayı ben isterim, bunu paylaşmak istiyorum. Ama şimdi bu başarısızları konuşurken bir de diğer branşlarda çok başarılı bir mola var. Bir medya mensubu olarak biz de bunu biliyoruz. Köyceğiz'de Süper Lig'de oynayan bir handball takımı var. Fethiye'de basketbol var Süper Lig'de. Bodrum'da Yalıkavak vardı, handball takımı bayanlarda. Ondan sonrasında yani çim okeyi sürekli hep gündeme gelir sevgili Serkan'a ya, da. Vallahi benim yazılarım hep yazıyor. Ben artık aradım onu. Davet ettim. Mayıs'ta yani bu ay çıkabileceğini söyledi görevi nedeniyle. Artık ondan sonra yazmayı bıraktı. Çünkü hep eleştirisel yazıyor. Ben yazdım da yine bir kutu baklavayla gidin diye sağ olsun bir siyasi bir cenah gitmiş oraya. Yani mesela çok başarılı Süper Lig takımları var. Bunları da ilerleyen haftalara tek tek değerlendireceğiz Muğla TV ailesi olarak. Hep bunu taahhüdünü veriyorum ben zaten ama gündemimiz Muğla Spor olduğu için bu aralar biraz ağırlık veriyoruz. Çünkü kongre süreci, yönetim devam edecek mi, düştük mü, kalktık mı, neler yapılacak ki geçmişten ders çıkararak aynı hatalar yapılmayalım. Peki diğer branşları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani dışarı baktığınızda da çok başarılı bir Muğla var. Kesinlikle
Sportesi programına o branşları konu etmeniz isabet olacaktır. Aynen. Ben bununla ilgili üstüme düşeni yaptım. Yapmaya evet. da devam ediyorum. Sağ ol. Özellikle Bodrum'a gittim. Yalıkavak takımımızı izlemeye gittim. Avrupa Kupası maçı vardı. İşte Çim Hokeyi'nde sevgili Serkan Şen'in öncülüğündeki Çim Hokeyi'ndeki çocuklarımızın başarısı. Her bireri birer yaşam öyküsüne sahip sporculardan kurulu bir oluşum. Yani çocuklarla gurur duymamak elde değil. Ve bir kere dedim ki yani bu çocuklara bir elinizde bir kutu şuradan bir baklava sardırın da bir gidin. Ya nedir ki ya? Tepsi de değil yani. İliniz yani işte ille ilgili derdi olmayanın sporla ilgisi olmaz. Bunlar ne olursa olsun bir tanıtım elçileri aynı zamanda. Hani hep markalaşma diyoruz ya. Bir tane Muğla köftesine coğrafi işaret aldık diye böyle böbürlenip duruyoruz ya. Asıl marka değerler bunlar. Biz tamam gıdalarımızı, tamam köftemiz güzel de bizim. Hadi bakalım şuradan bir kamyon bir köfte istediğiniz zaman hazır köftemiz var mı bizim? Yok. Yok. Dolayısıyla ama burada bir altyapı, bir marka ürünü, bir tescil var. Şimdi Okey'nde 10 milli oyuncu aynen var. Aynen öyle. Köyceğiz'de 2 A milli takım handbol oyuncusu var. Kim biliyor? İşte bunları biz dilimizin döndüğünce sizlerin kalemleriyle duyuruyoruz ama şehrin esas yöneticileri dediğiniz gibi bir kutu baklavayla gidip gönüllerini yani almalı. Ne kadar bunları. Maddi destek sağlamışlar. Aynen. Ne kadar kalkıp hepsinden vazgeçtim. Bu bahsettiğiniz spor dallarındaki başarılı olan kadınlarımızın müsabakalarına hangi il protokolü yöneticimiz bir tanesi gitmiştir? Bunu bir tanesini bana söyleyin lütfen. Onur etmek gerekiyor değil mi? Ne valisi gitmiştir, ne büyükşehir belediye başkanı gitmiştir, ne küçükşehir belediye başkanı gitmiştir, ne kaymakamı gitmiştir. Yok. İnanın yok. Ama şeyde yani çıkıyorlar mesleksiz konuşmayı sevmem. Yani en büyük eleştiri de şu. Eğer medya anlamında ulusal bazda bir derece yaptıysa mesela Yalıkavak Handball gibi o ara bütün belediye başkanları protokolü sıralanıyorlar. Çünkü artık Türkiye genelinde bir başarı var tabii, ya orada. Görüntüde katkımız var şekli fotoğraf veriyorlar. Zaten en iyi yaptığımız iş o. Geçen çok güzel bir yazı okudum yani. Hatta belediyecilikle ilgili. Sosyal belediyecilik değil, sosyal medya belediyeciliği var artık şeklinde. Hani eskiden belediye başkanları imar müdürleriyle, teknik müdürlerle dolaşırlar. Şimdi artık fotoğrafını çekeceklerle dolaşıyorlar gibi. Güzel yerinde benzetmeler vardı. Onun hesap, yani bizim için dediğim gibi bir playoff oynamak veya ligi 5. bitirmek veya işte küme düşmemek başarı sayıldığı bir ortamda bu çocukların hakkını gasp ediyoruz. O zaman buradan bir mesaj veriyoruz. Evet, buradan bir mesaj veriyoruz. Bu çocuklarımıza sahip çıkalım. Evet, bu Muğla'nın adını... Sadece futbol değil Muğla'da spor. Evet, sadece futbol değil. Muğla'nın adını handbolde, çim hokeyinde, efendime söyleyeyim basketbolda... Ben gururla izliyorum Fethiye Belediye Spor, Lokman Hekimi yani. Kesinlikle. Ulusal maçlarda Fenerbahçe'mizi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı Fethiye'ye getiren bir takım. Ve bu çocuklar... Köyceğiz'in maçları yayınlanıyor televizyonda. Evet. Ve bu çocuklar bugün köhne salonlarda... çalışıyorlar. Ciddi rakamlar alamıyorlar. Evet, biz Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarına Sayın Bekir Çeker iyi saatli olsun. Onun döneminde yaptırdığımız bunca salonlarda bugün salon spor dediğimiz aileleri, kitleleri, çocukları bir hafta sonra etkinliği haline dönüşebilecek alanları boş boş tutup işte çim hokeycilerimizi halı sahalarda, antrenman futbol sahalarında 100 metrelik oynadıkları sahanın dörtte biri kadar olan sahada antrenman yaptırıyoruz. Bundan da kimse rahatsız olmuyor. Bunu her şeyi devletten beklememek lazım. Mesela Büyükşehir Belediyesi bu konuda bir şey yapabilir değil mi? Yani yıllardır Serkan'da söylediği... Herkes her şeyi yapabilir. Standart bir saha sponsor olabilir. Biz üstümüze düşeni evet. yapıyoruz bakın. Uyarıyoruz, diyoruz, yazıyoruz. Biz işimizi yapıyoruz. Ya yapın. Yapın. Bugün vallahi bayıldım. Ben o Yalıkavak handbol maçına gittiğimde İzmir takımıyla oynadı ve Avrupa Ligi maçıydı. İzmir takımı da Avrupa Ligi'nde oynuyordu. Bir çeyrek final maçıydı. Hem canlı yayın verdik Muğla TV olarak. Ya insanların oradaki heyecanını, yerimizde duramadık yani heyecandan. Ya güzel spor dallarımız var. Muğla'nın adı duyulsun işte yani daha nasıl duyulacak Muğla'nın adı? Ama işte futbolu sadece şey Muğla'da sporu sadece futboldan ibaret sayanlar gündeme getirmiyor. İşte küçük mi? Düşünüyoruz. O zaman önümüzdeki günlerde bu Muğla TV ailesinde tek tek onları konuk edeceğiz. Valla bunların hepsi başlı başına bir konuk. Yani ekranlarda da görmek isteriz. İşte onları bir belli planlamayla sıralamaya sokacağız. Ve hak ediyorlar. Hakikaten yani haber olmayı hak ediyorlar. Masaya yatırılmayı hak ediyorlar. Övgüsel sözleri hak ediyorlar. Yani bugün futbolda Muğla Spor'a sağlanan konforların dörtte biri bu çocuklara sağlanmıyor. Çok cüzi bir maddi. Evet. Biz yönetimlerde görev almış insanlar olarak şunu söyleyeyim. Bu işin bir de nankörlük boyutu var. Biz başkanlarımızdan biriyle sağda solda para ararken onların konforlarına daha nasıl konfor katarız diye düşünürken
sırf Muğla sporumuzu küme düşürmesin diye böyle sürekli pohpohladığımız futbolcularımız en lüks otelde konaklayıp antrenmanı protesto edip antrenmana çıkmama protestolarında bulundular. Bir tarafta da cüzi miktarda milli takım düzeyinde oyuncu veren aynen başarılı öyle kulüplerimiz var. Ve bizim çocuklarımız elden gülden utanır. Annesinin babasının onlara nasıl annesine babasına laf gelmesin diye düşünür. Bu hamleleri yapmaz. Bunun için de kalkıp da futbol endüstrisinin o akıntısına kapılıp da öyle kısa vadede şampiyonluğu verelim, adımdan söz ettireyim, ben başkan olarak ben takımı çıkardım egolarını artık bir kenara bırakıp Muğlaspor'u yeniden bir hücre bölünmesiyle, hücre yenilenmesiyle küllerinden yeniden doğmasının hesabını yapan anlayışlarla bu yola devam edilmesi. Kısa zamanda başarı yerine uzun vadeli sürekli başarı. Evet. Olması yola gerekiyor. Bu türlü bir anlayışla devam edilmesinin Muğlaspor'un uzun yıllar geleceğine avantaj olarak sunulacağını söyleyebilirim. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Yani bu pandemi döneminde, tam kapanma döneminde bu kadar yoğun içinde bizlere vakit ayırdın. Öncelikle teşekkür ediyorum. Son olarak nasıl bir mesaj verirsin Muğla TV ailesindeki izleyicilerimize? Ben öncelikle yayında ve yapımda geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Tekrar Sportesi gibi bir yerel spor programı klasiğinin bugün kendi yayın bünyemizde aynı çatı altında tekrar devam etmiyor olmasından duyduğum memnuniyeti de bir kere daha ifade etmek çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım mesajımız artık kişilerle değil, meselelerle dairelere gitme yolunda projelerin olduğu, küçük lafların değil, kişisel hesapların değil, ayakları yere basan, düzgün işlerin yapıldığı, her alanda düzgün işlerin yapıldığı bir şehirde yaşama hayalimiz. Artık laftan sözden çok sıkıldık. Artık yeni şeyler söylemek lazım azizim. Bu sporda da böyle, sanatta da böyle, yaşadığımız şehirdeki belediyecilikte de böyle, siyasetinde de böyle, böyle de böyle. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Artık o nefret gözlerini bir yana bırakmak lazım. Herkesin herkesin üzerinde tahakküm kurma arzularının artık sonlanması lazım. Çünkü herkesin bir dönemi, herkesin bir seçimi, herkesin var olduğu bir dönem ve herkesin yok olacağı bir dönem olacak. Dolayısıyla biraz da geleceğe yatırım yapmakta yarar var. Ben bu vesileyle tekrar o güzel sahalarımızın cıvıl cıvıl, davullarla, zurnalarla, taraftarıyla güzelleşmiş futbol ortamlarının, yine davullarla, zurnalarla, ailelerin çocuklarıyla beraber kalkıp salon sporlarında hep beraber hafta sonlarını sağlıklı bir ortamda geçirebildiği spor dolu günleri umarım bu başımızdaki pandemi sürecindeki bu salgın illetinden kurtulduktan sonra tekrar o yüzlerimizin güldüğü o buhransız günlere kavuşmayı umut ettiğimi belirtmek istiyor. Bizi izleyen herkese bugüne kadar konumuz Muğla Spor olduğu için Muğla Spor yönetimlerinde görev yapmış başkan ve yönetim kurullarına, futbol oynamış tüm büyüklerimize, küçüklerimize, kardeşlerimize, hocalık yapan tüm değerli hocalarımıza, altyapısından üst yapısına, hepsini sevgi ve şükranla anıyorum. Bir sürçülüğü ettiysek affola demeyeceğim. Zülfiyare dokuna dokuna doğrular bulunuyor. Aynen. Birilerinin söylemesi gerekiyor. Aynen bunları. Öyle. Artık bu eyyam ve biat kültüründen bir vazgeçelim. Çünkü sallayıp birbirimize yolda gördüğümüz zaman sarılıyoruz. Ama bunu da kişisel nefrete dönüştürmeden evet doğruya da doğru söyledin. Yanlış da şurada bu olmasa şunu yerine onun yerine kullanabilirdik gibi olumlu sözcükler kurarak günlük yaşamımızı sürdürmenin ve böyle bir şehirde yaşamanın hayalini kuruyor ve bugünlere erişmeyi umut ediyorum. Ve bu vesileyle herkese, bizi izleyen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, öncelikle bu pandemi döneminde, kapama döneminde bütün kurallara uyalım. Maske, mesafe, hijyene. Bir an önce bu lanet olası virüsten kurtulalım diyoruz. Bu konuda dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu virüsten hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Şu anda tedavi aşamasındaki tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Gecelerini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Var olsunlar diyoruz. Bu akşam bizlerle çok dolu bir konuğumuz vardı. Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatımızla beraber can yoldaşlığı olduğumuz bir arkadaşımız, beraber adliye koridorlarında yargılandığımız, beraber saldırıya uğradığımız, beraber mutlulukları paylaştığımız bir arkadaşımız bizimle birlikte oldu. Kendisini tanıtırken hangi sıfatlarını söyleyeceğimi ben bile şaşırdım. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı, Türkiye Gazeteciler
Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği, aynı zamanda da Muğla Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve sürekli basın kartının da en erken öncülerinden bir tanesiydi. Muğla Spor'daki görevlerini bile söylemeye gerek kalmamıştı. Tecrübeleriyle, yaşadıklarıyla, benimsedikleriyle bizlere bu akşam mesajlar vermeye çalıştı. Bu mesajlar inşallah yerine ulaşmıştır diyoruz. Gereken dersler çıkarılıp başarının tekrar yakalanması İnşallah yaşanacaktır önümüzdeki zaman dilimde diyoruz. Programın hazırlanmasında emeğe geçen arkadaşlarımız, sevgili yönetmenimiz Mert'in de bugün doğum günü. Bir kez daha buradan onu da kutluyoruz. Nice sağlıklı yaşlar, mutlu yaşlar diliyoruz ona. Kamerada sevgili Uğur'la birlikte hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yeni bir spor tesisinde değişik konu ve konularla görüşmek dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.